Evet. Tekirdağ 480 yataklı şehir hastanesinin uluslararası çevre yolu üzerindeki hastanenin önündeyiz şu anda. Evet. Sağ tarafımızda ağız diş hastanesi. Şu anda işte girişimiz, çıkışımız, her şeyimiz ana yola burası. Evet. 20 Temmuz 2020 söylenen tarihte Sayın Cumhurbaşkanımız şehir hastanemizi açılışı için Tekirdağ'a gelecek diye bir program yapıldı. Evet, şu anda biz hastanenin hemen önündeyiz ama uluslararası çevre yolunun şu anda durumunu sizlere anlatmaya çalışayım. Evet, karayollarının 1-2-3 tane böyle beton ayakları duran köprü ayakları var. Bu köprü ayakları halen yapılamadı. Şimdi hastanenin açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız buradan girecek. Şu an Cumhurbaşkanımız girdikten sonra çıkacak, yolu yok. Buraya en az 2-3 bin kişi ağız diş hastanesine, 6-7 bin kişi şehir hastanesine, yani 10 bin kişinin buradan girip çıkacağı bir yoldan bahsediyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ocak ayında Temmuz'da açılacak diye talimat verilmesine rağmen kurumlar arasında anlaşma yapılamamış. Büyükşehir mi, karayolları mı, bakanlık mı, işte kimin yapacağı belli olmayan ve bugün 17 Mayıs 2020'deyiz. Şimdi hastanenin yolunu, evet, belki İstanbul'daki Başakşehir şehir hastanesinin yolları nasıl yapıldıysa Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız buraya gelip Karayolları Genel Müdürü, Karayolları Bölge Müdürü ve buradaki diğer yetkililerle birlikte bu işin bir an evvel yapılmasını biz vatandaş olarak istiyoruz, bekliyoruz. 8 seneden beri değişen valiler, gelen bakanlar, bakan yardımcıları Karayolları Genel Müdürü'ne müteaddit defalar şu yolun Değirmenaltı Kavşağı ile Muratlı Kavşağı arasındaki bölümünde dün gece yine bir kaza, yine bir yaralı ve maddi hasar. Evet, şu gördüğünüz yol uluslararası yol, Tekirdağ'ın çevre yolu. Bu çevre yolunda ışıklandırma yok. Neden yok? Tıradaş mı yapacak? Şu orta bölümde 10 santimlik beton var. 10 santimlik betonu kırıp bunun içerisine elektrik kablosunu döşeyip direkleri dikip aydınlatma yapılamıyor. Neden yapılamadığını biz merak ediyoruz. Tıradaş mı yapacak? Büyükşehir mi yapacak? Karayolları mı yapacak? Kimin yapacağı daha kararı verilemedi. İşte verilemeyen bu kararın neticesinde insanlarımız ölüyor. Buradan normal zamanda, şimdi hadi korona yasakları var, normal zamanda 25-30 bin tane araba geçiyor bayram tatillerinde veya normal zamanlarda tatil, yaz tatili hafta sonlarında gelişi gidişi bu kadar çok çalışan bir yolda biz elektrik aydınlatması yapamadık. Neden yapamadık bilemiyorum. Bu betonun kırılması o kadar zor bir olay değil. Adam yolun altına, zeminin altına 70 metre iniyor. Oradan tünel açıyor. Yani nasıl bir şeydir? Nasıl bir şeydir? Bilemiyorum. Ey yetkililer, Sayın Valimiz çırpınıyor. Ne yapsın? Evet, Büyükşehir arkada kendilerine ait fenişleri ve ulaştırmaya ait bir tane yan yol yaptı. Beton yol. Buraya kadar, arka tarafa kadar bağlandı yol. Evet, şimdi biz bunu buradan mübarek günde, Ramazan gününde izinli olduğumuz bir saatte geldik, sizlere burasını anlatmaya çalışıyoruz. Evet,
bu yol aydınlanması lazım. Yetkililere sesleniyorum. Tekirdağ o kadar bir şanslı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop Tekirdağlı. AK Parti MYK üyesi, İçişleri Komisyonu üyemiz Sayın Mustafa Yel Tekirdağlı. Merkez Kadın Kolları MYK üyemiz Çiğdem Koncagül Tekirdağlı. Evet, Tekirdağ milletvekillerimiz. Ben buradan Tekirdağ Yeni Haber Gazetesi olarak sizlere sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Evet, şehir hastanemiz bitiyor. Şehir hastanemiz bitmeden önce bu yolun, şu karayollarının köprü diye gördüğümüz, yıllardır bekliyor. Yan yolları bağlanması lazım. İstimlakların yapılması lazım. Toprakla doldurulup bu çevre yolunun, yani Ağızdiş Hastanesi'ne de şehir hastanesine de bir an evvel bağlanmasını bekliyoruz yetkililerden. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Saygılar sunuyorum.